Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size Asus'un yeni telefonu olan Zenfone 3'ü tanıtıyor olacağız. Zenfone 3, zengin donanım bileşenleri ve başarılı ergonomisi ile inceleme altında. Asus, orta sınıf akıllı telefon pazarına yeni geliştirdiği Asus Zenfone 3 ile giriyor. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran, 8 çekirdekli işlemci, 64 GB kapasite ve 4 GB'lık bir belleğe sahip olan Zenfone 3, özellikle fiyat performans oranı ile bu pazarda tutunmak istiyor. Zenfone 3 sadece 7.7 mm kalınlığında ve tamamen metal bir kasa sistemi ile göz dolduruyor. Ürünün ön ve arka tarafı 2.5D Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Zenfone 3 ele çok iyi oturuyor ve kesinlikle kaygan değil. Sahip olduğu metal ve cam kombinasyonu sayesinde yüksek bir sağlamlık kazandırılmış durumda. Bununla birlikte metal kasa tasarımı ürünü aşırı ısınmasını da engelliyor. Zenfone 3 her ne kadar malzeme kalitesi yüksek ve işçiliği başarılı olsa da dikkat etmekte fayda var. Serbest düşüş testlerinde özellikle kenarların çok hassas olduğunu görebildik. Bu tür durumlarda ekranda hafif çiziklerin oluşmasını normal karşılamak gerekiyor. Asus Zenfone 3 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisine sahip. Orta sınıfın en iddialı işlemcisi olan Snapdragon 625, Adreno 506 grafik yongası ve 4 GB'lık bir bellek destek veriyor. Bunun anlamı uygulamaların hızlı ve takılmadan açılabilmesi ve yeni nesil oyunlarını da çalıştırabilmesi. Asus Zenfone 3 sentetik benchmark testlerinde Samsung Galaxy A5 ile aynı seviyede bir performans sergiliyor. Bu performans ne yazık ki Huawei'nin Honor 8 modelini geçmeye yetmiyor. Zenfone 3'te bulunan 5.5 inç büyüklüğünde IPS ekran, 1920x1080 piksel çözünürlüğü, 633 parlaklık değeri ve 401 ppi piksel yoğunluk değeri ile birçok oyunu keskin ve canlı renklerde oynatabiliyor. 64 GB'lık kapasitenin 52 GB'ı kullanılabilir durumda. Çift SIM özelliğinde vazgeçtiğiniz takdirde 64 GB'lık kapasiteyi microSD kart yardımıyla arttırabiliyorsunuz. Asus Zenfone 3 değiştirilemeyen 3000 mAh'lik bir pile sahip. Yoğun kullanımda yaklaşık 13 saat dayanabilen bu ürün normal şartlarda 2 gün boyunca şarj olmadan çalışabiliyor. Quick Charge 3.0 özelliği sayesinde 2 saat içinde tam şarj olabiliyor. Zenfone 3'ün güçlü yanlarından biri kuşkusuz üzerinde bulunan kameralar. Ön tarafta bulunan 8 megapiksel çözünürlüklü kamera f2.0 diyafram aralığı ile yüksek çözünürlükte kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. HDR desteği de sunan bu kamera aynı zamanda Full HD videolar çekmenize de imkan sağlıyor. 16 megapiksellik arka kamera ise 6 adet kamera lensinden oluşan Sony IMX298 kamera sensörüne sahip. F2.0 diyafram aralığında olan bu sensör, optik görüntüleme stabilizasyonu özelliğiyle birlikte faz algılama, kontrast ve lazer otofokus sistemini aynı anda çalıştıran Tri-Tech fokus sistemine sahip. Bunun avantajı, Asus Zenfone 3'ün 30 milisaniye içinde hızlıca netleme yapıp fotoğraf çekebilmesi. Yaptığımız testlerde Asus Zenfone 3'ün netleme hızının gerçekten başarılı olduğunu gördük. 16 megapiksellik arka kamera keskin ve renkleri doygun fotoğraflar çekebiliyor. Fotoğrafları büyüttüğümüzde az da olsa bir gren efekti görmek mümkün. Benzer bir durum ortamın üzerinde bir performans sergileyen gece çekimleri için de geçerli. Sonuç olarak Asus, Zenfone 3 ile oldukça başarılı bir orta sınıf cihazını piyasaya sürdü. Zengin donanım bileşeninin yanı sıra Full HD ekran ve 16 megapiksellik kamerası bu ürünün en önemli artılarından biri. Elbette çift SIM kart desteği, Type-C USB girişi, hızlı şarj ve parmak izi okuyucu özelliğini de unutmamalı. Android 6.0.1 işletim sistemi ile birlikte Zen UI 3.0 arayüzü kolay bir kullanım sunması ile beğenimizi kazandı. Fakat Asus'un kullanıcının işini kolaylaştırmak için Zenfone 3'e çok fazla uygulama yüklemesi fazlasıyla kafa karıştırıcı bulduk.